Efendim günaydınlar. Güne başlarkenden sevgiler, saygılar hepinize. Bugün yine çok özel bir konuğumuz var, özel bir isim. Gerek özel yaşantısıyla, gerek iş hayatıyla, gerek kadınlar konusunda yaptığı güzel çalışmalarıyla aramızda Nevin, avukat Nevin Palacıoğlu Canbaz var. Hoş geldiniz Nevin Hoş Hanım. Bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Nevin Hanım, konumuz kadına şiddet. Aile içi şiddet ve hassas bir konu aslında. Halk anlamında bugün bu program inşallah çok büyük faydalar sağlar diye umut İnşallah. ediyorum. Öncelikle şiddet nedir? Şiddetin genel bir tanımını, çeşitlerini sizden alsak. Şimdi özellikle biz halk olarak şiddetin tanımını çok iyi bilmiyoruz. O yüzden de böyle bir programa çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Şiddetin tanımı ilk defa Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aslında 2012 yılında girdi. 6284 sayılı kanunla tanımını biz yapmış olduk. Nereden aldık bu tanımı? İstanbul Sözleşmesi'nden aldık ve ilk imzalayıcısı olduğumuz bir sözleşmeydi, uluslararası bir sözleşme. Şiddet orada çok detaylı bir şekilde tarif ediliyor. Hatta ben okumak istiyorum çünkü tabii ki. Sözel olarak söylerken bazen ayrıntılarını atlıyoruz. Özellikle şiddetin tarifinde bizim dikkat etmemiz gereken husus amacın ne olduğu. Şimdi 6284 sayılı kanunda şiddet kişinin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanması muhtemel ve sonuçlanan hareketleri buna yönelik tehdit veya baskıyı veya da özgürlüğün keyfi olarak kısıtlanmasını içeren toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranış diyoruz. Bakın ne kadar geniş bir kavram. Bu tarifin özel bir tarifi de yine aynı kanunda var. Kadına yönelik şiddet diye tarif ediyoruz. Çünkü az önce okuduğum şiddet tarifi genel bir tarif. Kadına yönelik şiddette farklı bir bakış açısı getiriyor. Bu da kadınlara yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı ayrımcılıkla sonuçlanan ve kadının insan haklarının ihlaline yol açan her türlü şiddet diye tarif ediyoruz. Bu iki kavram bizim ülkemizde 2012 yılından sonra açıkçası konuşulmaya başlandı. Çünkü ondan önce herkesin kendi özgü bir tarifi vardı. Herkesin kendine özgü bir hayat bakış açısıyla ilintili olarak bir tarifi vardı. Zaten sanırım sokak röportajlarında da bunu göreceğiz. Hep bakış açımız çok farklı. Ne yaşıyorsak onu algılıyoruz ama kanun öyle demiyor. Evet. Bu arada ben bir hata yaptım. Sizi tanıtmadım. Tanımınızı aslında isteyecektim. Kendinizi tanıtmanızı. Evet. Biraz gecikmeli de olsa sizi tanıyalım mı biraz? Ben 1990 senesinden beri Bursa'da avukatlık yapıyorum. Baro'da özellikle çocuk hakları ve kadın hakları komisyonlarında çalıştım. Kadın hakları komisyonunda yaklaşık 6 sene başkan olarak görev aldım. Bu sene de baromuzun seçimlerinde Barolar Birliği delegesi olarak görev aldım. Seçilerek Barolar Birliği'nde bu birikimimizi orada özellikle ülke çapında faydalı olacak şeylere, konulara yöneltmek istediğim için böyle bir çalışma içerisindeyim. Yaptığımız çalışmalarda, baro adına yaptığımız çalışmalarda özellikle halkın bilinçlendirilmesine önem verdik. Bu sayede de özellikle bu şiddetin tarifini çoğumuz bilmediği için okullarda, Kur'an kurslarında, halk eğitim merkezlerinde, iş yerlerinde hem kadın hem erkeklere şiddetin tarifini vererek hem tarifle yetinmeyip şiddete maruz kaldığımızda nerelere başvururuz veya biz bir eylemimizle şiddet suçunu işliyor muyuz ve işlediğimizde hangi cezalara maruz kalırız? Bu şiddeti önlemek için neler yapmalıyız? Çocuklarımıza, kadınlarımıza, erkeklerimize anlatmaya çalıştık. Çok da faydalı olduğunu düşünüyorum. Ortalama
20-25 bin kadın, erkek ve çocuğa ulaştığımızı düşünüyoruz. Yani istatistik yapıldığı takdirde zaten bu ortaya çıkar. Okullar bizim için çok önemli. Keşke Milli Eğitim Bakanlığı müfredata koysa ve biz yine gönüllü olarak gidelim ama bütün çocuklarımıza gitsek okullarda. Hı hı. Neden? Çünkü sadece o gittiğimiz okuldaki çocuklar bu bilgilere erişebiliyorlar. Ama diğer çocuklarımıza bunu eriştiremediğimiz için hala şiddet devam ediyor. Bu amaçla çalışıyoruz. Gönüllü çalışmalarımız var. Neticede inşallah toplumdaki bu şiddetten oluşan, şiddet kavramından oluşan ve eylemlerinden oluşan zararı en aza indirgemek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sizi uzaktan takip eden birisi olarak ben, evet, gerçekten hayranlıkla takip ediyorum ve teşekkür bu anlamda ederim. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Özellikle cesaretiniz, bir kadın olarak cesaretiniz evet, beni etkilemiyor diyemeyeceğim. Bilginin cesareti. Mutlaka. Evet. Peki Nevin Hanım, biz aile içi şiddeti halkımıza sorduk. Evet. Önce halkımız ne biliyor, ne düşünüyor bunu bir öğrenelim, bakalım. Sonra sizinle devam edelim. Evet. Evet sevgili izleyiciler, halkımız aile içi şiddete bakalım ne demiş. Aile içi şiddet nedir? Aile içi şiddet bence karşılıklı kişilerin anlaşamaması gibi bir şey. Birden sorunca öyle. Peki aile içi şiddete maruz kalanlar sizce nereye başvurmalıdır? Ya herhalde birkaç şey vardı diye biliyorum ben. Sosyal paylaşım, sosyal böyle insanların anlaşması için bir ne derler? Böyle yerler var diye biliyorum. Ya aile içi şiddet... Aslında işte anne baba, çocukların birbirine kavgaları, genellikle anne babanın birbirine şiddet uygulaması, babanın özellikle şiddet uygulamasıdır. Şey geliyor yalnız. Peki, aile içi şiddete maruz kalanlar sizce nereye başvurmalı? Ya şimdi, valla bu konuda pek... bir şey diyemeyeceğim ama şimdi karakollar var, işte polise haber veriliyor, artık bir sürü şeyler çıktı yani. Aile şiddet yani en büyük kocadan kaynaklanıyor. Yani geçimsizlik, şiddet, yani ekonomik şartlarda. Pekala, aile içi şiddete maruz kalanlar sizce nereye başvurmalıdır? Aile Sosyal Politikalı Bakanlığı'na. Kadınların, çocukların darp edilmesidir. Peki aile içi şiddete maruz kalanlar sizce nereye başvurmalıdır? Sosyal ve Aile Bakanlığı'na. Aile içi şiddet ailenin birbiriyle kavgası demektir. Mesela anne ile baba kavga ederse bu çocuklara da yansır. Çocukların aklı karışır, dersle ilgili şeyleri karışır yani. Peki aile içi şiddete maruz kalanlar önce nereye başvurmalıdır? Bir aklıma bir şey gelmiyor yani. Aile kurumlarına başvurabilirler. Aile içi şiddet hiç hoş olmayan, kesinlikle karşı çıktığım. Peki aile içi şiddete maruz kalanlar nereye başvurmalıdır? Sanırım belediyenin belirli bir yerleri var bu konuda. Onlara başvurabilirler. Parasızlık. Başka ne olacak? Peki aile içi şiddete maruz kalanlar sizce nereye başvurmalı? Vallahi kendi aralarında çözdük. Başka nereye olursa dinlemez. Dinlemez bir kere. Yani iki taraflı olması lazım her şey. Ama gelin kocasına bulup kayınlazı kötüler. Kayınlazı kötüler. Oğlanın anasına bakalım. Orada hiç düzelmez zaten. Aile içi şiddet. Ebeveynlerin geçimsizliği herhalde. Anne babanın geçimsizliği, onun çocuklara yansıması. Peki aile içi şiddete maruz kalanlar sizce nereye başvurmalı? Vallahi herhalde tam olarak bilmiyorum ama kadınların da sığınacak yerleri var sanıyorum. Çocuklar için de böyle bir yer olduğunu düşünüyorum ama bunu da tabii ebeveynleri yönlendirmeli. Yani anneler yönlendirmeli. Herhalde yine devlete sığınacağız. Nereye sığınacağız? Başka sığınacak bir yer yok. Aile şiddet, aile bireylerinin birbirlerine uyguladığı şiddet yani. İstenmeyen durum.
Peki aile içi şiddete maruz kalanlar nereye başvurmalı? En güvendiklerinden yardım alarak devlet kurumlarına başvurabilirler. Aile içi şiddet, baskı, huzursuzluk, dövmek, o tür şeyler yani. Peki aile içi şiddete maruz kalanlar sizce önce nereye başvurmalıdır? Önce nereye başvurmalıdırlar? İnsan haklarına mı, ne bileyim ben. Evet Nevin Hanım, halkımızın düşüncelerini aldık. Aile içi şiddetin hem tanımını hem de halkın düşüncelerine dair söyleyeceklerinizi alalım sizden. Bilmiyoruz gördüğümüz gibi. Zaten evet. Bu programımızın amacı da o. Bize gelen özellikle baromuza başvurularda da biz bunu gözlemlediğimiz için zaten eğitim çalışmalarına önem verdik. Çünkü bilmediğiniz bir konuda mücadele edemezsiniz. Hı hı. Toplum bunu bilmediğinde çare aramayı ve çaresizlik içerisinde de sonuca gitmeyi bilemiyor. Tarifler böyle yarım yarım dikkat ederseniz. Öncelikle şunu unutmamak gerekiyor. Aile içi şiddet dediğimizde işte 6284 sayılı ailenin korunması hakkında ve kadına karşı şiddetin önlenmesi hakkında kanunumuz. Aile içi şiddeti sadece eşlerin birbirine uyguladıkları psikolojik, ekonomik, fiziksel veya cinsel şiddet olarak tarif etmez. Hı hı. Bunun içine, bu aile kavramının içerisine aile bireyi olan işte amca, dede, kayınvalide, kayınpeder, aynı çatı altında yaşamış olmak bile değil. Bakın aynı çatı altında yaşamasanız bile aile olmaktan doğan bir kavramımız var bizim. Ve hakimiyet sonuçta kuruluyor. Buradaki kriter, örneğin bir kadın kayınvalidesinden şiddet görüyorsa yine aynı kavram içerisindedir. Bir çocuk dedesinden şiddet görüyorsa aynı kavram içerisindedir. Burada önemli olan aileyi geniş kavramın içerisine sokacağız. Ama bu da yetmiyor. Çünkü baktık ki kanun yaratıcı olarak biz o çalışmalarda çok aktif, Bursa Barosu olarak çok aktif yer aldık. Şimdi öyle bir kanun hazırlanmalıydı ki ülkemizdeki soruna gerçekten örtüşmeliydi. Boşanan eşlere bakıyoruz. Boşandıktan sonra dahi kocadan şiddet görmesi, evet, söz konusu oluyordu. O zaman demek ki evlilik bağı yetmiyor. Hı hı. Yani evlilik bağıyla kısıtladığınız zaman kadın yine korumasız kalıyor. Çocuklar da aynı şekilde boşandıktan sonra anne baba yine şiddete maruz kalabiliyorlar. Boşanma, evlilik akdi olmadan önce nişanlısından şiddet gördüğünde korumayacağız mı? Bu da bir ayrı bir kavramdı. Hı hı. Onu da geçtik, hiç tanımıyorsunuz. Özellikle kadınlarımız bunu çok iyi bilirler. Ülkemizde bu şiddete maruz kalmamış kadın sayısı çok azdır. Evet. Hiç tanımıyorsunuz ve size musallat olur biri. Bunu korumayacak mıyız? Bu kavramları işte tamamını kapsayan bir kanun hazırlamaktı amacımız. Bu amaçla da zaten hep bir araya geldik. Barolar Birliği'ndeki bütün kadın hakları komisyonları bir araya geldi. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla birlikte dirsek dirseğe çalıştık. Ve bu kavramın bütün bu şiddet türlerini kapsayacak bir şekilde 6284 sayılı kanun hazırlandı. O zaman şöyle tarif edebiliyoruz tabii ki. Evlilik akdi önemli değil. Evlilik birliği bitmiş olsa bile, nikah akdi söz konusu olmasa bile, bir arada yaşayan veya bir arada yaşamasa bile hiç tanımadığı halde sırf kadın olduğu için, az önce hı hı, okumuştum biliyorsunuz, ısrarlı takip mağduru olan, aile içerisinde sadece eşten, anne babadan değil işte hakimiyet alanına giren kayınvalide, kayınpeder, dede, babaanne, bu kavramların içerisine de dayanarak bu bireyler tarafından, bireylerin birbirine veya çocuklara veya evlilik akdi dışındaysa da işte kişilere karşı uygulanan cinsel, ekonomik, psikolojik ve fiziksel şiddetin olması gerekmiyor bakın. Olma tehdidi, yani bu şiddetin uygulanabilirliği söz konusu ise dahi
Biz önce nereye gidiyoruz? Karakola gidiyoruz. Sorumuzun ilk cevabı karakol. Eğer şöyle bir şema düşünecek olursak, birey, biz burada özellikle Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla ve İl Müdürlüğü'yle yürüttüğümüz çalışmalarda şunu anlattık insanlara. Erkekseniz de aynı kanundan yararlanıyorsunuz. Şiddete maruz kalmayacak diye bir şey yok. Erkeğin de şiddete maruz kalması söz konusu. Ve şiddet önleme izleme merkezlerimiz her iki cinse de burada hizmet veriyor. Yani burada çocuk, kadın, erkek ayrımı olmaksızın kim başvurursa başvursun, az önce tarif ettiğim şiddetten birine maruz kalmış olması veya kalma ihtimalinin bulunması söz konusu olduğunda şiddet önleme izleme merkezlerimiz devrede. Ama ilk önce hiçbir şey yapamıyorsak elimize telefon alacağız, 155 arayacağız. Telefon değil, karakola gitme hakkımız var ve karakoldan lütfen vatandaşımıza buradan söylüyorum. Bir karakola başvurduğumuzda hiçbir karakol amiri size bu benim görev alanım değil, mahkemeye başvur deme hakkına sahip değil. Lütfen hala Bursa'da bu anlamda bu cevabı alan kadınlarımız var, onlar bize başvuruyorlar. Lütfen vatandaş olarak size böyle bir cevapta bulunan karakol söz konusuysa savcılığa suç duyurusunda bulunun. Neden? Çünkü bu kanun karakol amirlerine direkt birinci derecede görev vermiş durumda. Görevi kötüye kullanma suçu oluşur. Hiçbir karakol bu benim görevim değil, git mahkemeden karar al, kendini koruma altına aldır diyemez. Karakol amiri bu anlamda bu kanunun kendisine verdiği yetkiyi kullanmak zorundadır. Kullanmıyorsa suç işlemiş durumdadır. Karakolumuza gittiğimizde yaşadığımız endişeler, henüz şiddete görmedik ama daha önceden bir şiddet vakası yaşamış olabiliriz ve yine görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Bu derdimizi anlatıp ifademizi verdikten sonra karakol amiri tarafından öncelikle sığınacak bir evimiz yoksa bizi güvenli bir yere muhafaza altına almak durumunda. Nedir? Bu sığınma evi olabilir. Yani kadına veya erkeğe veya çocuğa sorulur. Evine dönmek istiyor musun? Benim oraya gittiğimde can güvenliğim yok diye düşünüyorsam ya da şiddetin önlenemeyeceğini düşünüyorsam ve ben farklı bir ilde örneğin ailemin yanına gitmek istiyorsam dahi bunu o anda size sağlamak durumundadırlar. İkincisi kişinin, yani şiddet uygulama ihtimali olan kişinin veya uygulayan kişinin kadına veya çocuğa yaklaşmaması kararının alınmasıdır. Bunun için de mahkemeye başvuru amir tarafından yapılır. Ve bu şekilde biraz sonra tekrar anlatacağım hangi tedbirlere karar veriliyor. Buradaki önemli olan ilk önceliğimiz ya 155'i arıyoruz ya karakola kendimiz bizzat gidiyoruz. Temelde bu var. Nevin Hanım, biz aslında halk olarak haklarımızın çok farkında olan insanlar değiliz. Karakola gitmek bile bizim için çok uzak bir ihtimal. Tabii ki kolay bir şey değil. Yani hem şiddete maruz kalmışsınız, psikolojik olarak örselenmişsiniz, fiziksel olarak örselenmişsiniz ama neticede karakola gidemiyorsak 155'i aradığımızda aile içi şiddete maruz kalıyoruz veya kalma ihtimaliniz var dediğimizde bize ekip gelmek durumundadır. Yani gitmek durumunda değiliz, yaralıyız veya işte korkuyoruz, dışarı çıkamıyoruz, kapıyı açamıyoruz, dışarıda beklediğini düşünüyoruz. 155'i arayacağız ve ekip gelecek, bizi güvenlik altına alacak. Burada öğrenmek istediğim de aslında bu. Sözlü şiddet de, hakaret de, bunların hepsi çeşitlere baktığımızda şiddete giriyor ve biz bunları sıradan hale getiriyoruz, alışkanlıklarımız haline getiriyoruz. Hatta maalesef ne yazık ki halkımız dayağı da, yani fiziksel şiddeti de bir yerde alışkanlık haline getirmiş durumda. Peki kanun olarak tamam oluşturuldu, haklarımız var. Eskiye döndüğümüz zaman bayağı bir haklarımız var. Fakat haklarımızda bu hassasiyeti Türkiye şartlarında kanunen hakikaten cevap alabiliyor muyuz? Mesela avukat karakola gidelim dediğiniz gibi karakola şikayet edelim veya 155'i arayalım. Eskiden buna tanık olmuş birisi olarak komşum olsun bir takım şeylerde aldığım cevapları hatırlıyorum. Bugün için aynı şey geçerli mi? Az önce söylediğim gibi kocandır döver, babandır döver,
gibi cevapları o karakoldaki görevliler, polis veya jandarma, aynı şekilde jandarma da görevlidir bu konuda, kolluk diyoruz biz ona. Hı hı. Kesinlikle bu cevabı veremez. Yani sizi derhal koruma altına alınması için yasadaki tarif edilen kanun maddelerinin sizi korumak amacıyla karar altına alınması için gerekli işlemleri başlatmak zorunda. Aksi takdirde görevini kötüye kullanma suçunu işler. Az önce de söylediğim gibi bu öyle bir cevaba maruz kalan birey lütfen Cumhuriyet Savcılığına başvurarak suç duyurusunda bulunsun. Böyle bir görevi yerine getirmemek kanunun kendisine verdiği görevi yerine getirmemektir ve suçtur. Sizin bir seminerinizde yine bir konuşmanızda dinlemiştim ve bu benim için çok önemliydi. Burada da dile getirmenizi isteyeceğim. Dışarıda atıyorum toplu taşıma araçlarında genç kızlarımızın gözle tacizle karşılaşması bugün çok sık rastlanan bir şey. Ama buradaki hakkımızı bilmiyoruz. Yani biz ailenin dışına çıktığımızda, evimizin dışına çıktığımızda gördüğümüz o şiddetin farkında değiliz ya da ne yapabileceğimizi bilmiyoruz. Bu konuya da biraz değinebilir miyiz? Şimdi ülkemizdeki istatistiklere baktığımızda şiddet özellikle aile içerisinde şiddet oranlarına baktığımızda %80'i aile içi. O yüzden zaten aile içini konuşuyoruz. Hep şiddetin sanki yabancılar tarafından uygulandığını ve işte yabancılar özellikle cinsel şiddete maruz kalma sayılarında hep yabancı birisinin tecavüzüne, cinsel saldırısına maruz kalındığı gibi bir bakış açısı var. Hayır, istatistikler bizim aksine özellikle aile içi şiddetin şiddet türleri içerisinde ve sayılar ispatlandığı üzere %80, yani 100 kişiden 80'i, 100 şiddete uğrayan bireyin 80'i bunu aile içerisinde yaşıyor. Aile içerisinde sesimizi çıkartamıyoruz. Sesimizi çıkartamadığımızda, çünkü sus, kapat, söyleme, ayıp, şiddete maruz kalan sanki suç işliyormuş gibi susturuluyor. Ve böyle yetişen toplumlar dışarıya çıktığında da o şiddetin kendisine uygulandığında, aynı ve benzer şiddet kendisine uygulandığında da bir utanç duygusuyla toplumun aynı şekilde kendisine bu şiddetin, fiziksel, cinsel şiddetin veya sözlü şiddetin uygulandığında da yine kendisinin ayıplanacağını düşünerek susuyor. Hı hı. Temelimizde zaten asıl sorunumuz o susma eyleminden kaynaklanıyor. Çünkü sustuğumuzda eylemi gerçekleştiren kişi durmuyor. Temelde zaten bu var. Çünkü özellikle suçlara baktığımızda suç tipleri önce ufak suç tipleriyle başlıyor. İşte sözle sarkıntılık. Durdurulmayınca o birey elle sarkıntılığa geçiyor. Sonra ardından ısrarlı takibe geçiyor. Ardından da tecavüze kadar varan cinsel saldırılara maruz kalıyor, hı hı, bireyler. İşte temelde en ufak bir sizin kişilik haklarınıza saldırı söz konusuysa derhal suç duyurusunda bulunacağız. Yani biz bir toplu taşıma aracında aynı şekilde işte bir tacize maruz kalıyorsak, sözlü taciz olabilir, işte dediğimiz gibi ısrarla sizi takip ediyordur, bakıyordur, eylemsel olarak herhangi bir cümle sarf etmemiş olsa bile orada inanın yine aynı şekilde dediğim gibi ihbarla durumu kolluğa bildirdiğimizde cezalandırmak amaçlı tahkikat başlar. Önemli olan şikayeti yapmaktır. Yani siz şikayeti yapmadığınızda, şikayeti tabi suçlarda özellikle siz bunu yapmadığınızda, o şikayet hakkınızı kullanmadığınızda ben sizin için bunu yapamam, başlatamam. Evet. Bu sebeple önce bireyin kendisinin çok bilinçli olması gerekiyor. En çok şiddete maruz kalanlar kimler peki? Baktığımızda tabii ki çocuklar, ardından kadınlar, canlılar olarak baktığımızda hayvanlar da tabii ki aşırı derecede şiddete maruz kalıyor. Hayvan hakları konusunda da hani baromuzda çok hassas çalışmalarımız var. Canlıların tamamı aslında böyle bir şiddetin mağdur olma ihtimali içerisinde ama özellikle dediğimiz gibi aile içerisi şiddetinde sayılar bizi çocuk ve kadınlara götürüyor. Böyle olunca tabii en çok aile içi şiddeti konuşuyoruz. Zaten aile içerisindeki şiddeti durdurmazsak toplumsal şiddeti durdurmamız da mümkün değil. Çünkü travmayla yetişen çocuklar daha sonra
Onlar da sanki iletişimin yolunun bu olduğunu zannederek öğrendikleri bu şiddeti aktarıyorlar, kendileri uyguluyorlar ve bu kısır döngüyü maalesef kıramıyoruz. Evet. Sizin çalışmalarınızı biliyoruz, sizin bireysel çalışmalarınızı evet. veya ekibinizle çalışmalarınızı biliyoruz ama toplumsal şiddete engel olmak için neler yapılabilir toplumca? Önce hareketlerimizin az önceki tariflerden hangisine girdiğini biz önce kendimizi eğitmemiz gerekiyor. Fakat ben şunu söylemek istiyorum. Eğitim tabii ki çok önemli ama bugüne kadar işte şunu sorabilirsiniz mesela. 6.284 sayılı kanun 2012'de çıktı. Çok güzel diyorsunuz ki işte bir kanun o kadar geniş düzenledik ki işte ısrarlı takip mağduru, nişanlı olması, nikah akdinin olmamış olması hiç bakılmıyor. Birey gittiği zaman bana bu şiddet türlerinden birisi uygulandı veya uygulanma ihtimali var dediğinde koruma altına alınıyor. Her şey çok güzel hı hı. ama o zaman niye hala kadınlar öldürülüyor, neden çocuklar cinsel şiddete maruz kalıyor diye evet. Sorular olabilir. Neden? Çünkü biz yanlış yerden baktık. Cephemizi aslında şiddet uygulayana çevirmemiz gerekirken mağdura çevirdik. Hala da bu yanlışta maalesef Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı olsun, Milli Eğitim Bakanlığı olsun, daha doğrusu devletimiz olsun aynı yanlışı devam ettiriyoruz. Hı hı. Ben bütün toplantılarda, bütün panellerimde aynı şeyi söylüyorum. Evet, 2012'den beri biz diyoruz ki kadına karşı şiddette, çocuğa karşı şiddette eğitim şart. Ama kime eğittik? Kadın ve çocukları. Şiddet uygulayanların için ne yaptık? Hiçbir şey. Kocaman bir hiç. Evet. Şöyle bir medya ile araştırma yaparsanız, şiddet uygulayan bireylerin eğitildiği, öfke kontrolünün gerçekleştirildiği veya şiddet uygulama sebeplerinin araştırıldığı bir merkezimiz var mı? Türkiye'de yok. O zaman sorunu çözemeyiz. Hı-hı. Zaten çözemedik. 2012'den beri şiddet gören bu anlamda cinsel, ekonomik, psikolojik ve fiziksel şiddet gören kadın ve çocuğun, erkeğin fark etmez buradaki cinsiyet önemli değil. Sayısı azalmadı, giderek artıyor. Yani bu artış özellikle çok vahim durumda. O zaman demek ki sorunu kanunun bu bakış açısıyla çözemiyoruz. Hı hı. Mağdura eğitmekle, mağdura şiddete maruz kaldığında nereye gideceğini öğretmekle şiddeti çözemiyoruz. Çünkü şiddeti durduramıyoruz. Oysa önce toplumu şiddetten arındırmak için şiddeti durdurmamız lazım. Bunun için de açıkçası mesela 6.284 sayılı kanunda şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan bireylere işte nedir? Alkol bağımlısıysa veya madde bağımlısıysa veya öfke kontrolünü sağlayamıyorsa veya psikolojik bir rahatsızlığı varsa bunlarla da ilgili hakime, aile mahkemesi hakimlerine insan haklarına, insan onuruna yakışır şekilde tedbirleri verme konusunda yetki verilmiş durumda. Ama siz hakime bu yetkiyi verseniz de eğer merkezleri açmazsanız, örneğin bir aile hakimimiz öfke kontrolünü bir türlü sağlayamayan bir babayı, bir eşi bu öfke kontrolü konusunda eğitilebileceği, tedavi görebileceği bir merkeze gönderme kararı alsa, Bursa'mızda var mı böyle bir merkez? Yok. Şimdi sadece kanunları yapmakla işi düzeltemiyoruz. Hı hı. Devletin bu anlamda bütünüyle en alt yapıdan en üst yapıya kadar organize çalışması gerekiyor. Sadece ben yaptım oldu, siz çözün mantığıyla hiçbir şekilde hiçbir sorunu çözemiyoruz. Ve çözemedik de zaten. Evet. O yüzden önce bakış açımızı kadın, çocuk veya şiddete maruz kalan bireyden şiddet uygulayan bireye artık yönlendirmemiz gerekiyor. En çok kimler şiddet uyguluyor? Erkekler uyguluyor. Peki uyguladı. Biz kadını koruma altına aldık, çocuğu koruma altına aldık, sığınma evlerine yerleştirdik. Ama şiddet uygulayanı tedavi etmedik. 6 aylık sığınma evinde kalma süresi içerisinde kadına ekonomik anlamda bir mesleği yoksa, bir becerisi yoksa, ekonomik anlamda gelir getirebilecek bir işte bulduk veya işte maharet verdik, eğitim verdik.
Çıktı kadın ama kapıda bekliyor adam. Evet. Ne yaptık o zaman? Sorunu çözmedik. Özellikle bu bakış açımızı artık değiştirmemiz lazım. Çünkü her yerde söylüyorum, bu bakış açımız değişmediği zaman biz çok uzun yıllar yine aynı şekilde kadın ve çocukların cinsel, ekonomik, psikolojik, her türlü fiziksel şiddeti artarak konuşmaya devam ederiz. Çünkü bakış açımız hep mağdurdan yana olarak çözümün gelmediği ortada, artık bunu tekrar tekrar söylemenin de gereği yok. Yasamız evet güzel bir yasa ama yasanın uygulanması için alt birimler, merkezler kurulmadığı müddetçe bu yasayı işler hale getirmemiz, tam kapasiteyle çalışır hale getirmemiz mümkün değil. Şiddete maruz kalan kadınlarımızdan yola çıkarak, hatta evet, aile içinde çocuklar, kadınlar, evet, herkesten bilinçlendirme adına neler yapılabilir? Önerileriniz ne ve bu anlamda bir çalışma dediğiniz gibi yok değil mi? Yani bilinçlendirme anlamında sivil toplum örgütleri, barolar, gerekli işte panellerle okullara giderek eğitimler vermeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi o okulda 100 tane öğrenci eğitim veriyoruz. Kalanı bu eğitimden mahrum kalıyor. O yüzden açıkçası imzaladığımız İstanbul Sözleşmesi ile devletin, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, bütün birimleriyle iş yerlerinde, okullarda, eğitim merkezlerinde artık bu konunun eğitimini vermek durumundalar. Hı hı. Yani sadece sivil toplum örgütleriyle, işte bir baronun kadın hakları komisyonu veya çocuk hakları komisyonunun yaptığı işte iki ayda bir veya ayda bir panelle olacak iş değil bu. Bunun artık insan hakları temelli olarak kadının insan hakları şeklinde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri adı altında ders programlarına konması gerekiyor. Bir nesil geliyor bakın. Biz bu nesli sonuçta artık daha çağdaş, daha modern, insan haklarına saygılı, her şekilde daha gelişime açık bir nesil yetiştirmek istiyorsak, bu karabasan gibi üstümüze çöken şiddetin çözümünü istiyorsak, okullarımıza daha ilkokuldan itibaren eğitim programlarını koymamız gerek. Çok geç kalmadan bunu da yapmamız gerek açıkçası. Her gün geç kalıyoruz. Evet, maalesef. Aslında çözümsüzlük noktasında veya işleyiş noktasında birçok konuya değindiniz ama yine de ben ailede şiddet gören kadına ya da çocuğa, evet, verilen destekler, devlet tarafından ne tür destekler veriliyor, o konuda bilgi isteyeceğim. Şimdi 6284 sayılı kanunumuz bizim dediğim gibi temel kanun. Lütfen bunu her bireyin artık böyle anayasası gibi öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü hepimiz risk altında olabiliriz. Bu kanunda çok detaylı şekilde düzenleniyor. Eğer bir birey şiddete maruz kalıyorsa, bakın kadın veya erkek veya çocuk ayırmaksızın, kanun cinsiyet ayrımı yapmadan bahsediyor. Birey şiddete maruz kalıyorsa, özellikle aile içi şiddete maruz kalıyorsa, tarif ettiğimiz, az önce okuduğum kanun kapsamında öncelikle o bireyin bir koruma altına alınması gerekiyor. Koruma ve şiddetin devamını veya meydana gelmesini önlemek için önleyici tedbirler diyoruz biz. Önleyici tedbirleri aldık. Bu anlamda ne der onlar? İşte kişiye, yani şiddet mağduru olan veya olma ihtimali olan kişiye yaklaşmama, işte herhangi bir iletişim vasıtasıyla aramama ve bu anlamda eğer bir çocuk varsa, kadın şiddet görüyorsa ve çocuklarıyla beraber koruma altına alındıysa, o çocukların da görüşmesi yine mahkeme kararıyla bir düzene tabi tutuluyor, bir karar altına alınıyor. Kadın ve çocukların bu şiddet gösteren bireyin evden uzaklaştırılmasıyla bazı ekonomik sıkıntılar yaşaması söz konusuysa, nafaka bağlanması, bireyden alınarak nafaka bağlanması gibi birçok tedbirimiz var. Özellikle orada hangi tedbirin kişiye verileceğini mahkeme tabii ki taleple bağlı, ama şu da var, herkes bu yasayı ezbere bilmek durumunda değil. Karakola gitti, şikayetçi oldu, ifadesinde nelere ihtiyacı olduğu, hangi sıkıntıları yaşadığı, ne şekil bir şiddete maruz kaldığını anlatırsa,
karakol amiri ve arkasından onaylattığı mahkeme hakimi veya karakola gitmeden direkt aile mahkemesine de başvurulabilir. Gerekli tedbirleri alır diyor. Yani siz düşünemeyebilirsiniz. Talebinizde işte o şiddetin anlattınız ve hangi tedbiri istediğinizde bir yanılgı düşseniz bile mahkeme gerekli tedbiri alır hükmü gereği. O şiddetin önlenmesi açısından kararlarını dizayn eder. Buradaki kararlar dediğim gibi özellikle korunan kişiye ulaşımı engellemek daha doğrusu. Ve bir süre, en azından 6 aylık süreçler halinde düzenleniyor bizim kararlarımız. En az 3 aylık ve 6 aylık rutin zamanlar içerisinde tekrar değerlendirilebiliyor. Bu süreç içerisinde şiddetin ona ulaşmasını engellemekle önceliğimiz var. Ve kararlarımız genellikle bunun üzerine. Yaklaşmama kararı, aramama, işte evine yaklaşmama, iş yerine yaklaşmama. Tabii şimdi yaklaşmadı ama ailenin ekonomik anlamda ihtiyaçları ne olacak? Nafaka yine aynı şekilde burada. Peki gidecek yerimiz yok. Düşündük ki eve dönersek şiddet engellenemeyecek ve o eve dönmek istemiyoruz. O zaman dediğim gibi önce şiddet önleme izleme merkezlerine karakol tarafından yönlendiriliyor birey. Şiddet önleme izleme merkezindeki personel sayesinde o il içerisindeki sığınma evlerinde, kadın konuk evlerinde kalması sağlanabiliyor. Böylece can güvenliğini öncelikle koruma altına alabiliyoruz. Ve ben şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Mesela bu programdan sonra Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzden, İl Müdür Yardımcılarımızdan şiddeti işte uğradık, karakola gittik ve sığınma evine veya sığınma evinden sonraki süreci de onların uzmanlık alanı. Davet ederseniz muhakkak gelirler. O anlamda da böyle bir devamlılık açısından böyle bir tavsiyede bulunabilirim. Çok güzel, çünkü çok özveriyle çalışan bir birim. Gerçekten çok kısıtlı şartlarda ama çok fazla iş yapmak zorunda. Çok da başarılılar. Onları da buraya davet ederek en azından halkımıza o aşamadan sonra da neler, ne destekler veriliyor anlatabiliriz. O anlamda kadın ve çocuklar için az önce de dediğim gibi birçok çalışma var ama şiddet uygulayan özellikle erkekler olduğu halde onlar için çalışmalar çok kısıtlı. Çünkü alt birimler yok. Şiddet önleme izleme merkezleri erkeklere de hizmet veriyor. Yani siz şiddeti başka bir bireyden, aile içi bireyden gördünüz. Erkek olarak kadından şiddet gören erkeklerimiz de var. Başvurdunuz, onlara hizmet verilmiyor mu? Veriliyor tabii ki. Orada cinsiyet ayrımı yok. Ama benim bahsettiğim şiddetin uygulayan kişi olarak tedavi merkezlerinin, psikolojik rehabilite merkezlerinin, öfke kontrol merkezlerinin olmaması. Bu farklı bir birim olmalı ve bu anlamda da çok detaylı çalışmalar yapılmalı diye düşünüyorum. Bu uzaklaştırmalarda ya da kadını veya herhangi bir şiddete uğramış kişiyi muhafaza ederken dediğiniz gibi yasal olarak bunu da bir şart koşmak kesin çözümün en büyük etkeni olacaktır. Konu çok içimizden, çok derin bir konu. Evet. Ben sizin cevaplarınız içerisinde bir sürü sorumun cevabını bulduğum için sorum kalmadı. Ama sizin eklemek istedikleriniz, şu da halkımıza ulaşılmalı demek istediğiniz bir şey varsa. Ben öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Örneğin en çok endişelerden birisi şu. Kadın veya erkek. Ben boşanmak istiyorum, şiddet görüyorum veya başka türlü haklarım var. Şiddet gördükten sonra mahkemede yalnız olmak istemiyorum diye düşündüğünde ekonomik anlamda da sıkıntılı bir bireyse barolarımızın bütün Türkiye'deki her ilde barolarımız var. Adli yardım merkezlerimiz var. Adli yardım kanununun çerçevesinde kişinin işte maddi anlamdaki düzeyi araştırılıyor. Bu da tabii ki yasa gereği, hani keyfi bir uygulama değil. Asgari ücretin altında bir geliri varsa, bir mal varlığı yoksa, işte taşınmazı veya aracı yoksa veya
Asgari ücretle çalışan bir birey ama gideri çok fazla, kira ödüyor, 5 çocuk var vesaire gibi. Onu tabii ki başvurduğunda merkezimizdeki avukat arkadaşlarımız ve personel değerlendiriyor. Başvurduklarında gerek davalarını ücretsiz olarak açmaları, gerekse kendilerine destek olacak avukata ücret ödememeleri sağlanıyor. Adli yardım bürolarımız bu anlamda gerçekten çok özveriyle çalışan bürolarımız. Bütün ülke çapında bu anlamda biz hep her programda bunu duyuruyoruz. Çaresiz değilsiniz. Yani ben ekonomik anlamda avukat tutamam. Hiçbir gelirim yok. Hatta gelirim var ama avukat tuttuğumda çok mağduriyete uğrayacağım diye düşünüyorsanız adli yardım bürolarımıza, baroların adli yardım bürolarına başvurabilirler. İlçelerde yine adli yardım büroları var. İl merkezimizde de var. Türkiye'nin her yerinde bu anlamda organizasyonlarımız tam anlamıyla işler durumda. Bu merkezlere başvurduklarında çaresiz olmadıklarını görecekler zaten. Gerek şiddet, gerek diğer hukuki hakları anlamında hak arama konusunda çaresiz değiller. Lütfen başvursunlar. En önemli kriterimiz bu zaten. Hukuka erişim bir toplumun gerçekten düzeyini gösterir. Ne kadar kişi hak arama hürriyetini kullanabiliyorsa o toplum gelişme açısından daha iyi bir yerdedir. Bunu sağlamaya çalışıyoruz açıkçası. Vatandaşlarımıza özellikle buradan bunu bildirmek istiyorum. Burada, çaresizlik duygusunda olmayalım lütfen. Burada bir soru soracağım o zaman Nevin Hanım. Tabii. Edindiğim tecrübelere de dayanarak baroya başvurduğumuzda, avukat talebiyle başvurduğumuzda bizden hangi gerekçeleri, boşanmak istiyorum ama bizden hangi gerekçeleri istiyorlar? Gerekçe yok. Siz boşanmak istiyorsunuz. Sebebini orası araştırmaz. Sizden istenen sadece bu gelir seviyenizle ilgili belgelerdir. Bunlar işte tapu kayıtları, tapuya yollarlar sizi, vergi dairesine yollarlar, trafik tescil müdürlüğüne yollarlar ve SSK'ya yollarlar. İşte bir geliriniz varsa, gelir durumunuz vesaire. Onun dışında siz haklı mısınız, haksız mısınız, onu karar verecek olan merci mahkemeler. Bu 2012'deki yasadan sonra ya da kanundan sonra oluşan bir şey mi, öncesinde de böyle miydi? Öncesinde de böyleydi. Yani adli yardım kanunumuz, hukuk usulü mahkemeleri kanunuyla ve avukatlık kanunuyla düzenlenmiş, adli yardım yönetmeliğimiz daha doğrusu, yanlış söyledim, düzenlenmiş olduğu için uzun yıllardır söz konusu. Bunu şunun için sordum. Biraz özele girecek ama bunun çok hayatımda önemli bir örnek olduğu için hazır sizi de bulmuşken sormak istiyorum. Aynı şekilde bütün gerekçeleri, bütün belgeleri tamamlayıp götürdüğümde şahsen ben, gerekçe soruldu bana ve ben sevmiyorum demiştim. Evet. Öyle bir gerekçeniz olamaz, öyle bir lüksü yok kanun denilmişti. Şimdi, tabii ki her şekilde kurumlarda yanlış icraatlar olabilir mi? Olabilir. Tabii siz yine haklarınızı bilmediğiniz için söylüyorum. Evet, arkasına düşmedim ben de. En büyük hatam buydu. Adli yardım bürosundan sizin adli yardımdan avukat görevlendirmenizin yapılmayacağı kararı verildiğinde ona itiraz hakkınız var. İtiraz hakkınızı kullanırsınız. Yine itiraz hakkınız konusunda artı bir değerlendirme yapılır. Yani o birimin size vermiş olduğu kararın doğru olmadığını düşünebilirsiniz. Her birimde, her kurumda hata, tabii insan olduğu sürece hatalarımız olabilir. Çok hassas davranıyoruz. Bazen ama bu hassasiyetimiz belki gerçekten gerekli, yeterde olmuyor. Öyle bir talihsizlik yaşamışsınız ama itiraz hakkınızı kullanırsanız yine o bir üst merci tarafından, baro başkanlığı tarafından ayrıca değerlendiriliyor. Ben oradaki hatamı halkın ısrarlı olması anlamında sordum. Yani sonuçta ben geri adım attım ama evet, hakkımızı aramamız gerekiyor demek ki. Evet, yani bakın şimdi mesela ilk derece mahkemesi bir karar veriyor. Doğru olmadığını düşünüyoruz. Ne yapıyoruz? Temiz ediyoruz, değil mi? Doğru olmadığını düşünüyorsak bir üst itiraz merciği var. Bunu yapmalıyız. Çünkü sonuçta kurumlarda da kurumlar
cansız varlıklar değil, yaşayan varlıklar. Niye? İçerisinde karar veren bireyler de hata yapabilir. Tabii ki. Tabii ki tölere edilebilmesi açısından da kanunu da düşünmüş. Bir üst itiraz hakkınız var. Bu itiraz haklarınızı da kullanmalısınız. Keşke kullanabilseydiniz. Tabii onu da bilmediğiniz için yapamadınız. Evet. Maalesef hukuk, aslında ülkemizde şöyle bir sorun var. Hukuk konusunda herkesin az çok bir bilgisi var ve bunu işte çok biliyoruz gibi algılıyor. Oysa hukuk bir bilim dalı. Yani engin bir deniz. Evet. Şimdi bunu uzmanlarıyla konuşmak gerekiyor. Uzmanlarının tartışması gerekiyor. Hep söylüyorum, hukukçular tartışmalı, işte konuşmalı. Bilmeliyiz ama uygulaması konusundaki bilmemiz yetmez. Ehline bırakmalıyız. Tabii ki ehline bırakmalıyız. Maalesef ülkemizde, Bursa'mızda da aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Bu anlamda gidiyoruz ki işte sokak aralarında dilekçeler yazdırıyoruz. Avukatlara değil, işte bu anlamda hak arama konusunda ehil olmayan insanlara dilekçeler yazdırarak davalar açıyoruz. Onlar küllüm hatalarla bize hak kayıpları olarak dönüyor. Vatandaşımızdan özellikle bunları, nasıl ki artık şu kültürü edindik değil mi? Kolumuz kırıldığında çıkıkçıya gitmiyoruz, doktora gidiyoruz. Hukuki anlamda bir sorun yaşadığımızda da lütfen avukatlara gidelim. En büyük yanlışımız o. Ayrıca sorun yaşamak da önemli değil. Sorunu yaşamadan, başımıza gelmeden önce danışma hizmeti de verir avukatlar. Bu danışmayı eğer biz alışkanlık haline getirebilirsek, birçok zararın meydana gelmeden önce önlemini alır, tedbirini alır ve ona göre hak arama yolunda da ilerleriz. Bizde o yok. Evet. Ya zararı görüyoruz, ondan sonra dönülmeyecek maddi manevi işte tazminatlarla çözülecek haldeyken geliyor vatandaş bize. Diyoruz ki yani bu başına gelmeden önce bize gelseydin ve biz bu tedbirleri alsaydık hiç bu mağduriyeti yaşamazdın. Maalesef o vatandaşımızda henüz oluşmamış bir bilinç ama inanın ki çok faydalı. Yani biz danışma, avukatlar danışma da tabii ki ücreti karşılığında danışma da verirler. Ve hukuki anlamda ihtilaflarınız doğmadan önce bize başvurursanız doğduktan sonraki süreci de daha iyi yönetebilirsiniz ve mağduriyetleriniz daha az olur. Türkiye'de biz şiddeti çok çeşitli anlamda kendi içimizde yaşarken, halk olarak kendi içimizde yaşarken bir de sizin gibi hukukçuların şiddete maruz kalma durumu var. Aslında buraya da dokunup öyle yani, konuyu kapatmak şimdi istiyorum. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Ülkemizde hatta dünyada şiddet verilerine baktığımızda işte eğitimli kadın, efendime söyleyeyim güçlü kadın işte nasıl şiddete uğrar gibi birçok söylemle karşılaşırız. Bunlar yanlış söylemler. Çünkü sorun şiddet mağdurunda değil ki. Yani sorun şiddeti uygulayan da. Yine aynı bakış açısıyla biz burada yanlış yapıyoruz. Çünkü eğer biz işte üniversite mezunu kadın nasıl şiddete uğrar dersek yine sorunun aslında öbür penceresinden bakmış oluruz. Çünkü şiddeti uygulayan kişi için karşısındakinin üniversite mezunu olması, çalışıyor olması, güçlü olması hiç önemli değil. Evet. Burada şiddeti uygulayan kişide sorun var. Şiddetin mağdurunda değil. Sorunu hep şiddetin mağdurunda arama psikolojisiyle hareket edersek o zaman yanlış bir sonuca da gideriz. Sen şöyle dedin, onun için oldu. Efendime söyleyeyim sen dinlemedin veya cevap verdin onun için oldu. Hak etmişsindir gibi söylemlerin sebebi de bu. Mağdur üzerinden şiddete bakıyoruz. Evet. Oysa mağdur üzerinden değil artık toplum olarak şiddeti uygulayan üzerinden bakmamız gerekiyor. Hiç kimse hiçbir şiddet türünü hak etmez. Ve hiç kimseden hak etmez. Anne, baba, kardeş, dede, amca, en yakını, en sevdiği şiddet uygulama hakkına sahiptir diye bir cümleyi hiçbir şekilde kuramayız, kurmamamız gerekiyor. O yüzden bu bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Yani biz birçok toplantıda şunu konuştuk. Özellikle kolluğa başvuran kadın
kadınlar bize şunu söyledi. İşte karakolda ya üniversite mezunusun, sen bunda nasıl izin verdin? Şimdi kimse şiddete izin vermez. Hı hı. Şimdi bu bakış açısı işte o geleneksel bakış açısından kaynaklanan bir yanlış. Mağdurun ekonomik düzeyi, eğitim düzeyi hiç önemli değildir. Şiddetin mağduru üzerinden gittiğimizde de zaten düzeltemiyoruz durumu. Hani baştan beri, programın başından beri hep ısrarla söylüyorum. Şiddeti uygulayacak kişi veya uygulayan kişinin mağdurun statüsünde, mesleğinde herhangi bir şekilde durdurucu bir önlemi yok. Hı hı. Mağdur herkes olabilir. Aynı şekilde şiddeti uygulayan kişi de herkes olabilir. Yani bazen işte ama o avukat nasıl şiddet uyguladı? Ama o doktor nasıl şiddet uyguladı cümlelerini nasıl duyabiliyorsak, tersinden de sen bir avukatsın, şiddete maruz kalınır mı gibi bir tepkiyle de karşılaşabiliyoruz. Bunlar yanlış, ön yargılarla verilen tepkiler. Herkes şiddet mağduru olabilir. Herkes yine aynı şekilde şiddet uygulama potansiyeli olan birey olabilir. Önemli olan ön yargılarla hareket etmeden o vakaya bakmak ve gerekli tedbirleri almak. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bilgileriniz için, faydalı bilgileriniz için. İnşallah faydalı olduğunu düşünüyorum halkımız İnşallah. Adına. Yine sizi ağırlamak isteriz daha farklı konularda. Evet. Ve bu anlamda çok çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza, gönlünüze ediyorum. Sağlık. Sağ olun. Sevgili izleyenlerimiz, programımızın ikinci bölümüne geçmeden önce kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Biraz bir farklı ikinci bölüm yaşayacağız. Şöyle ki, hafta sonu Leyla Melike İşbilir hanımefendinin organizasyonunu yaptığı bir grubumuzu, Şamon Müzik Grubu'nu ağırladık Bursa'da Ördekli Kültür Merkezi'nde. Kendilerinin farklı bir müzik yüzü var ve gidip röportaj yaptık, müziklerinden bir parça çektik. Sizlerle bunu paylaşmak istiyorum ikinci bölümde. Dolayısıyla vedamı şimdiden yapmak istiyorum. Kısa bir aramız var, sonrasında Şamon grubuyla sizi baş başa bırakacağız. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Efendim merhabalar, güne başlarken programından sevgiler, saygılar. Bugün çok farklı bir grubu konuk ediyoruz Bursa'da. Ördekli Kültür Merkezi'nde bir konser için Şamon Müzik Grubu bizlerle birlikte. Öncelikle kendilerini takdim edeyim. Ayda Hanım, Ayda Mehtap, Cenk Bey, Cenk Güç Bilmez, Doktor Kerem Köseoğlu ve Murat Özdemir. Evet, öncelikle Ayda Hanım, sizden Şamon grubunun hikayesini dinleyelim mi? Tamamen hayal etmekle başladı önce. Güzel bir hayalin arkasından bir niyetle yola çıktık. Şu anda gayet de güzel gidiyor her şey bizim için. Ben uzun zamandır şamanik şifa ile ilgileniyordum, yani bir bakıma şifacıyım. Ve aynı zamanda müzisyen ve solistik yapıyordum. İkisini bir arada hani nasıl birleştirebilirim niyetiyle başladı aslında. Yani hani müzikle insanlar nasıl şifa bulur? Nasıl iyileşebilir? Ama nasıl farklı bir şey olabilir? Yani ülkemizde olmayan. Böyle bir niyetle önce Cenk arkadaşımla konuştum. Sağ olsun sonsuz güvenli benim yanımda oldu ve olacağını söyledi. Ondan sonra Kerem arkadaşımız aramıza katıldı. Zaten kendisi de yoga hocasıdır. Aynı zamanda ruhsal ve derin biridir. Daha sonra Murat arkadaşımızla işte görüştüm. Ondan sonra o da sevgiyle kabul etti aramızda olmayı. Derken kendi akışında ilerledi. Yani aslında bizimkisi birazcık da ruhların ve frekansların buluşmasıydı. Tamamen aynı ruhta, aynı yolculuğa çıkma niyetindeydik hepimiz. Şimdi insanlara müzik yoluyla şifa vermeye niyet ediyoruz. Işık saçmaya niyet ediyoruz. Ve hani herkes de ya da hepimiz de belki de o yerleşmiş müzik kalıbının birazcık daha ruhani olmasına niyet ederek bu yolda ilerliyoruz.
Peki müziğin tarihi var mı? Sizden mi başladı? Yani başka ülkelerde, yurt dışında var mı? Evet, farklı yurt dışında, farklı ülkelerde benzer gruplar var. Lakin Türkiye'de bilmiyoruz, varsa da çok az olduğunu düşünüyoruz. Ve bunun çoğalmasına niyet ediyoruz esasında. Bu şekilde. Tamam. Kısmen cevap verdiniz ama ben Cenk Bey'e de söz vermek istiyorum ve müziğinizin mesajından biraz bize bahseder misiniz? Vermek istediği mesajdan. Yani mesaj olarak şöyle söyleyebiliriz. Bizim aslında çıkış noktamız, özellikle Ayda'yla beraber konuşurken, aslında müzikle şifa dağıtmak aslında. Hani dinleyenler bu müzikten şifalansın, onlarla beraber meditasyona geçsinler. Veya hani birinci çıkış noktamız açıkçası bu oldu. Ve tabii ki hani bir transa geçsinler açıkçası. Kendileri de bundan keyif alsınlar. Hani biz sahnede keyif alırken bizden çıkan enerji onlara geçsin. Hani böyle bir karşılıklı alışveriş olsun. Hani tamamen çıkış noktamız bu açıkçası. Bundan sonra inşallah hani bu şekilde devam edecek. Kendi daha çok büyüyerek. Hani hedefimiz bu açık. Tabii. Teşekkür ederiz. İlaveten yaptığımız müzik tamamen ruhsal bağlantı müziği esasen. Yani hani tüm hani evrendeki ve kainattaki yüce ruhların ve yaradanın hani ışığıyla kanallık yapan bir müzik tarzı. Bunu da hani es geçmeden olmaz. Mikrofonu Doktor Kerem Köseoğlu'na uzatabilir miyiz? Bir soru cevapta, sorunun cevabını da kendisine alalım. Kerem Bey, müziğinizi nerelerde icra ediyorsunuz ve halkın ilgisi nasıl diyelim size de? Yani halkın ilgisi aslında benim beklediğimden çok daha hızlı arttı. Yani daha ilk konserimiz biraz ne yaptığımız anlaşıldığı için, hani daha ilk konserlerimizde bile... 2016 değil mi? Evet, daha işte bu sene aslında çok taze evet. Sayılan bir grup ama tabii hani bu sene kurulmuştan ziyade 30 küsur yıllık her birimizin birikimi artı bu sene demek, ona biraz daha doğru. Yani ben aslında insanların iyi göstermesini biraz da şuna bağlıyorum. Şimdi insan fikirleri çok kolay kelimeye dökebiliyor. Ama özellikle hani hepimizin farklı bir geçmişi var. Farklı bir yoldan yürüsek de işte kimimiz yoga, meditasyon, şaman hani hepimizin farklı bir şeyi var. Aslında aynı yollar paralel yürüyoruz. Ve bazı manevi deneyimleri kelimeye dökmek çok zor oluyor. Ama o duyguyu artık ismini koyamayacağınız, huşu diyebilirsiniz, işte üst benlik diyebilirsiniz, artık o koymak istediğiniz duyguyu biraz da anda olarak doğaçlama müzik aracılığıyla doğrudan doğruya insanların yüreklerine verme şansınız var. Biz galiba orada bir hassas bir noktaya dokunduk insanlarda. İyi anlamda söylüyorum bunu. Kısa bir sürede bu kadar ilgi görmesi biraz da oradan galiba. Bir de bu dönemde çok insanların ilgisi var bu konulara. İşte meditasyon dediğiniz zaman, yoga, işte reiki, yani herkes bir yerinden bu konulara giriyor ama galiba işte aynı frekansta bir müzik yaptığımız zaman onların da kendi dile dökemedikleri bazı deneyimleri doğrudan bizden duyduklarında, sözcük kullanmadan, müzikle ilgi göstermeleri doğal oluyor. Benim düşüncem böyle. Murat Özdemir Bey, müziğinizin farklı olduğu kaçınılmaz. Peki halkla ya da konser verirken karşılaştığınız ilginç anılarınız var mı? Sizden de bir anı alsak. Şöyle anımız var. Müziğin ritminin arttığı yerlerde ayaklarını yere vuran insanlar oluyor. Tabii kalp vuruşunun ritmini arttırdığı için müzik. Tabii o biraz rahatsız edici oluyor böyle ritim tutanlar falan. Başlangıçta zaten ikaz etmek durumunda kalıyoruz. İnsanların rahatlaması ve Kerem'in de söylediği gibi yani üst benlikleriyle bağlantı kurması insanın rahatlamasıyla alakalı. Burada biri rahatlarken burada küt 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 diye vurunca tabii O biraz rahatsız edici olabiliyor. Açıkçası yaptığımız işte güldürecek ya da böyle bir şey mi oldu dedirtecek bir şey olmuyor. Çünkü zaten biz kendimiz konsantre olarak başladığımız için insanların dikkatini bir anda yani zıpkın gibi çekebiliyoruz yukarı. Ortama ve kişilere bağlı olarak. İşte bunlar onu bozuyor. Bir tek takıldığımız o. Ve müziğimizin de dünyaya karşı insanların şefkatini geliştirmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Bunu söyleyebilirim. Teşekkür ederiz. Ayda Hanım,
Konser saati geldiği için izleyenlerimizi çok bekletmeyelim. Adına evet. Ben toparlayıcı olarak vermek istediğiniz bir mesaj varsa alayım. Vermek istediğimiz mesaj şu, konserlerde bizi dinlemeye geldiklerinde gerçekten kendilerine izin versinler. O derin ve meditatif deneyimi yaşamak adına önyargılı olmamaya çalışsınlar. Kendilerini müziğin ritmine ve ruhuna bıraktıkları zaman zaten orada mutlaka şifa bulan bir şeyler olacaktır. Sadece güzel niyetlerle kendileri için dilek dileyerek, dönüşüm yaşamaya niyet ederek girerlerse konsere şifasını da bulacaklardır. Dileğimiz zaten bunu yakalamak. Zaten de yakaladığımızı düşünüyorum. Peki, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bu güzel grubun bir de müziğinden bir parça dinleyeceğiz. Bundan sonrası müziğe bırakalım sözü. Teşekkür ediyorum tekrar hepinize. Sağ olun. Hoş geldiniz.
Thank you.
Thank you.